Çongut'un tak. Bugün sizlerle 12. ünitenin D konusu, yani informations text, yani herhangi bir konuda bize bilgi veren bir metin nasıl çözümlenir, bunu yapacağız birlikte. Bazı önemli sözcüklerle de karşılaşacağız diyoruz. Sei frei in Berlin, efendim Berlin'de özgür olun anlamında bir motto ile karşımıza çıkmışlar. Efendim bunlar kim? Mieten über App. Uygulama üzerinden kiralayın. Bakalım, girelim içeriğine neler varmış. Öffnen Sie die App, call a bike und Sie können loslegen. Evet, call a bike uygulamasını açın, indirin, kurun ya da Sie können loslegen. Şimdi gidebilirsiniz. Şimdi sıralamayı anlatıyor. 1. Wählen Sie mit der App die Nummer des Fahrrads aus. Efendim, bisikletin numarasını uygulamanızda seçiniz. 2. Unser System zeigt den Code zum Entriegeln des Fahrrads an. Evet, sistemimiz size bisikleti alıp kullanabilmeniz için bir kod numarası, yani bir kod gönderecektir. 3. Tippen Sie auf dem Bildschirm des Fahrrads und geben Sie den Code ein. Evet, bilgisayarın ekranı üzerinde, ekranını göreceksiniz, ekranı üzerinde ve bu kodu ekrana gireceksiniz. 4. Das Display fordert Sie auf die Verriegelung Entriegelungstaste zu drücken. Evet, daha sonra ekranda size gidebilmeniz için veya bisikleti kullanmanıza yönelik bir buton çıkacak ve siz bu butona drücken, bastırınız, basınız, itiniz anlamlarına gelen bir fiil. Kapılarda karşılaşırsanız basın demek değil, dikkat, itiniz anlamına geliyor. Das eingebaute Schloss des Fahrrads, evet, bisiklet üzerinde bulunan kilit, befindet sich am Hinterrad, bisikletin arka tekerinde olacaktır. Drücken Sie die rote Taste, es zu öffnen. Evet, kodu girdikten sonra oradaki bisikletin arka tekerindeki kilidin üzerinde bulunan kırmızı tuşa basıyorsunuz ve böylece kırmızı tuş açılmış oluyor. Evet, resimde de görüyorsunuz bir örneğini. Son zamanda Türkiye'de de işte bu değişik isimlerle yaygınlaştı. Willst du dich ausruhen? Evet, dinlenmek mi istiyorsun? Geh gerade weiter. Evet, o zaman yapmaya devam et, gitmeye devam et anlamında devam ediyoruz. Evet, brauchen Sie eine kleine Pause? Küçük bir molaya mı gereksiniminiz var? Steigen Sie von Ihrem Fahrrad, o halde bisikletinize binin, schließen Sie es ab, efendim kilitleyin, tippen Sie auf das Play, Display, Entschuldigung, efendim ekranınıza bakın, ekranınızda görün, neyi? Sagen Sie ja zu der Frage, die Sie gestellt werden. Size sorulmuş olan soruyu efendim söyleyin. Der Relays Code bleibt unverändert. Evet, bu sizde değişiklikler yaratacaktır bu kod diyor. Yani kodu değiştirebilirsiniz. Evet, bakalım ücretleri neymiş? Tarif sol tarafta görülenler, price ücret sağ tarafta, bunların karşılığı. Şimdi bunların anlamlarını göreceğiz. Yerliche Gebühr, yani yıllık ücret, 0 euro, yani 0 euro, yıllık kiralayamıyorsunuz. Pro minute, dakika başına, 10 cent pro minute, dakikası 10 cent. Günlük kiralamak isterseniz, yani pro tag, 9 euro, für 24 Stunden, 24 saat için 9 euro. Wie viele Fahrräder kann ich gleichzeitig mieten? Aynı anda kaç bisikleti kiralayabiliyorum?
Noah aynı. Yani bir tane. Lex Gebühr. Efendim, Rückgabe. Yani ekstra bir ücret. O da neymiş? Rückgabe von Fahrrädern. Bisikletin geri teslimi sırasında. Ohne Nutzung einer Station. Bir istasyonu eğer kullanmayacaksanız, yani olduğu yere bırakacaksanız, artı 1 euro daha ücret ödüyoruz bunun için. Yine web sayfasından yürüyoruz. Mobilität leicht gemacht. Evet, mobility olmak kolaylaştırıyor anlamında bir başlık. Keine Staus. Efendim, trafik sıkışıklığı yaşamak istemiyorsanız, verspätete Busse, geciken otobüsler, o da teuren Taxis mehr, efendim daha pahalı ya gidişler, taksiler ve uğraşmak istemiyorsanız, call a bike kombiniert mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Evet, burada biraz yabancı sözcükler var. Öffentlichen Verkehrsmitteln, genele açık trafik taşıtları, konfor, Benutzerfreundlichkeit, kullanıcı memnuniyeti anlamına geliyor. Evet, yani telefonunuza Call a Bike sisteminin mobil programını indirerek ne yapıyoruz? Bu genele açık olan bisikletlerden konforlu bir şekilde ve kullanıcı memnuniyetiyle yararlanabilirsiniz diyor. Es dauert nur einen Moment, den Registrierungsprozess über das Internet am Standterminal oder über die Call a Bike App abzuschließen. Evet. Sizin bu uygulamayı internet üzerinden indirip kayıt olmanız veya bir bisiklet park terminalinde veya bir Call a Bike uygulamasında bu uygulamayı indirip kurmanız ve kaydınızı yaptırmanız sadece 1 dakika sürecektir şeklinde ifade etmiş. Sobald Sie sich angemeldet haben, kaydınızı yaptırır yaptırmaz, können Sie sofort mit einem der 13.000 Fahrräder in Städten in ganz Deutschland Fahrrad fahren. Evet, kaydınızı yaptırır yaptırmaz hemen Almanya'nın bütün şehirlerindeki 13 bin bisikletten bir tanesiyle bisiklet, yani bir tanesini hemen kullanabilirsiniz şeklinde bir ifade. Sofort, hemen, derhal anlamını veren hoş bir sözcük. Ganz Deutschland, bütün Almanya'da anlamını veriyor. Şimdi gelin başka bir alıştırmaya bakalım. Welche Anzeige passt? Aşağıdaki ilanlardan hangisi şu konuya uyar? Onu bir görelim. Sie sind für eine Woche als Tourist in Freiburg. Bir haftalığına Freiburg'da turist olarak bulunuyorsunuz. Und möchten Sie die Stadt mit dem Fahrrad besichtigen? Ve şehri bisikletle gezmek istiyorsunuz. Yani ne yapacağız? Bisikleti satın mı alacağız? Yok, tabii ki değil. O yüzden ilanları bir irdeleyelim. Fahrräder billig wie nie. Evet, hoş bir mottoyla girmişler. Bisiklet sürmek hiç olmadığı kadar ucuz diye hoş bir kalıp. Sie möchten ein neues Fahrrad kaufen. Eğer yeni bir bisiklet satın almak mı istiyorsunuz? Wir haben günstige Angebote für Sie. Sizin için uygun kampanyalarımız var. Angebot, kampanya bu arada. Trekkingräder, tırmanma bisikletleri. Mountain bikes, dağ bisikletleri, Kinderräder, çocuk bisikletleri und alles zubehör ve bisiklete ait bütün parçalar satılık. Dolayısıyla bizi burası ilgilendirmediğini anlıyoruz. B ist richtig. Bunu da yorumlayalım. Warum gleich kaufen? Gene hoş bir başlıkla karşılaşıyoruz. Neden hemen satın alasınız ki? Wir haben das passende Leihrad für Sie. Sizin için uygun kiralık bisikletlerimiz var. Ab 8 Euro pro Tag, günlüğü 8 Euro'dan itibaren ve
firmanın ismini ve adresini vermişler. Dolayısıyla doğru yanıt bizim için B olacak diyoruz. Okey. Okey, bir başka örnek. Frau Klein ist 80 Jahre alt. Bayan Klein 80 yaşındadır. Und kann nicht mehr aus dem Haus gehen. Ve artık evinden dışarıya çıkamamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki ilanlardan hangisi uygun? Ona bir görelim. Sie kommen in den Laden und kaufen ein. Wir liefern. Siz dükkandan satın alıyorsunuz. Dükkana geliyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Wir liefern. Biz taşıyoruz. Şimdi Bayan Klein'in evden çıkamadığı söz konusu. Siz dükkana geliyorsunuz ve satın alıyorsunuz, biz taşıyoruz dediği zaman zaten buradan dolayı bunun ilanın uygun olmadığını görüyoruz. Ayrıca 50 euro bringen wir Ihnen Ihren Einkauf nach Hause. Yani 50 eurodan itibaren olan alışverişlerinizi evinize getiriyoruz diyor. 50 eurodan da fazla olabilir. Dolayısıyla A ilanının bize uygun olmadığını görüyoruz. O halde B ilanını da tanıyalım. Student mit PKW, yani hususi otomobiliyle öğrenci, erledigt alle ihre Einkäufe, sizin bütün alışverişlerinizi taşıyor diyor. Gün ve saat aralığında belirtmiş. Dolayısıyla bizim ilanımızın B olduğunu görüyoruz. Gene bir başka ilan. Buna bakalım. Ihr Fernseher ist kaputt. Televizyonunuz bozuktur. Kaputt sein, bozuk olmak, arızalı olmak. Aber man kann ihn reparieren. Ama onu tamir edilebilir. Ama o tamir edilebilir. O halde ilanlara bakalım. Gebraucht und doch wie neu. Kullanılmış ve yeni gibi. Radios, radyolar, DVD player, DVD player'lar, çalarlar, Fernseher, televizyonlar und viele mehr ve daha birçok şey, viele preiswerte Angebote, birçok uygun kampanyamızla demiş, şirket ismini vermiş. Burada bir tamir ifadesi geçmiyor. Reparieren burada, ipucumuz olan sözcükte bakıyoruz burada. Dolayısıyla A'nın değil B'nin doğru yanıt olduğunu görüyoruz. İlanı bir irdeleyelim buna rağmen. Was ist kaputt? Neyiniz arızalı? Repariere alles. Her şeyi tamir ediyoruz. Bin besonders spezialisiert auf radio. Özellikle radyo konusunda uzmanım. Sadece radyo değil, devam ediyor. Fernsehen, televizyonlar. Hi-Fi Geräte ve ses cihazları konusunda da özellikle uzman olduğunu belirtmiş. Doğru yanıtın gene B olduğunu görüyoruz. Evet, böylece bir sunumun daha sonuna geldik. Bu arada burada bazı sembolleri görüyorsunuz. Bunun nedeni de şu. Sezgin Ünal'la Almanca öğreniyorum kanalı olarak. Biz Telegram üzerinden, YouTube kanalımız üzerinden, Zoom üzerinden ve Facebook ve ayrıca Instagram üzerinden, buraya Instagram'ı koymadım direkt, Instagram üzerinden ve özellikle Facebook sayfa ve grubumuz üzerinden ücretsiz olarak, bir kez daha vurguluyorum, tamamen ücretsiz olarak Almanca öğrenmek isteyenlerin hizmetine koşuyoruz. Bu bir gönül işidir benim için en azından. Sizlere yardımcı olabildiysem, yardımcı olmak adına ne mutlu bize. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.